Kemal Tahir. Alaylı Deniz Yüzbaşısı ve 2. Abdülhamit'in yaverlerinden Çanakkale Gazisi Şebin Karahisarlı Tahir Bey'in oğlu ve asıl adı İsmail Kemalettin olan romancı Kemal Tahir'in çocukluğu 10 yıllık savaşın içinde geçti. Eğitimini çeşitli şehirlerde sürdürdükten sonra Kasımpaşa'daki Cezayirli Hasan Paşa Rüştiyesini 1923'te bitirip Mektebi Sultaniye kaydoldu fakat annesinin ölümüyle birlikte hem okulu hem de evini terk etti. Avukat katipliği ve Zonguldak kömür işletmelerinde ambar memurluğu gibi işler esnasında ilk şiirlerini 1931'de Abdullah Cevat'ın İçtihat Mecmuası'nda yayınladı. 1932'de İstanbul'a dönerek Vakit, Haber ve Son Posta gazetelerinde musahihlikten tercümanlığa kadar çeşitli görevlerde bulundu. Ayrıca 7 Gün ve Karikatür dergilerinde sekreterlik ve Tan gazetesinde yazı işleri müdürlüğü yapan Kemal Tahir, 1933-1934 yıllarında Arif Nihat Asya ve birkaç arkadaşıyla birlikte Geçit dergisini yayınladı. 1935-1940 yılları arasında adaptasyon romanlar kaleme alan ve 1936'da Namık Kemal için Diyorlar Ki adlı derlemeyi hazırlayan Kemal Tahir, 1938 Mayıs'ında Yavuz Zırhlısı'nda gerçekleşen isyan girişimi hakkında açılan davada, 1929'da tanıştıktan sonra sanat ve görüşler üzerinde önemli tesiri bulunan Nazım Hikmet'le birlikte yargılandı ve askeri isyanı teşvik etmek ithamıyla suçlu bulunarak 15 sene ağır hapse mahkum edildi. İlk hikayelerini Cemalettin Mahir adıyla bu tutukluluğu esnasında 1941'de Tan gazetesinde neşreden Tahir, 1950 genel affıyla serbest kalmış ve hikayelerini Bunlar Göl İnsanları başlığıyla kitaplaştırdığı 1955 yılında 6-7 Eylül olaylarında halka isyana teşvik suçlamasıyla içeri atılıp 6 ay tutuklu kalmıştır. 1950'li yıllarda Çağlayan Yayın Evi'nin Amerikalı yazar Frank Morrison'dan Mike Hammer romanlarını çevirdiği Kemal Tahir, bu dizinin Türk halkının ilgisini çekmesi ve yazarın aynı konuda yeni kitaplar yazmaması üzerine konuyu kendisi ele alır ve bu meşhur dedektif için FM imzasıyla aslında daha iyi olmakla itham edilen birkaç yeni uyarlama roman yazar. Bu ilginç durum sadece Kemal Tahir ile sınırlı kalmamış, ülkemizde pek çok Mike Hammer uyarlaması kaleme alınmıştır. Kemal Tahir 1956'da Esir Şehir Üçlemesi'nin ilk kitabı olan ve mütareke dönemi İstanbul'undan çeşitli insan profillerinin anlatıldığı Esir Şehrin İnsanlarını yayınlar ve 1957'de kısa süreli bir girişim olan Düşün Yayın Evi'ni kurar. Aynı yıl Rahmet Yolları Kesti romanıyla Yaşar Kemal'in İnce Mehmet'inde yüceltilen eşkıya tipini Andre Morris'ten ahlaki temeli sağlam olmayan toplumların işlerindeki barbarlığın da baskısıyla kendi soyguncularına hayranlık duyacağına dair bir alıntıyla sorgulayıp yıkma girişiminde bulunur ve dikkat çeker. 1962'de yayınlanan Esir Şehrin Mahpusu'nda ilk kitabındaki Kamil Bey karakterinin mütareke İstanbul'undaki hapis hayatını anlatan usta romancı, bu dizinin son romanı olarak 1971'de yayınladığı Yol Ayrımı'nda ise milli mücadeleden zaferle çıkan Türkiye'de bu mücadeleyi birlikte yürütenlerin kendi aralarındaki siyasi çekişmelerini Serbest Fırka'nın kuruluş süreci etrafında işlemiştir. 1965'te yayınlanan Yorgun Savaşçı'da Esir Şehir Üçlemesi'ndeki karakterlerden biri olan Cehennem Topçu Cemal üzerinden milli mücadelenin düzenli ordu öncesi dönemini ve yaşanan sıkıntıları anlatmış, 1969'da neşredilen Kurt Kanunu'nda ise İzmir suikasti çevresinde yeni rejimin iddiatçılarının hesaplaşıp onları tasfiye etmesini işlemiştir. Böylece romanlarıyla Cumhuriyet'e giden tarihsel süreci resmi tarih anlatısının dışına çıkan eleştirisel bir nazarla ele alarak kendi görüşleri doğrultusunda ortaya koyan Kemal Tahir, bilhassa sol çevrelerin uzak kaldığı Osmanlı toplumunun ve tarihinin meseleleriyle ilgilenmiş,
Etkilendiği fakat yer yer eleştirilmekten çekinmediği Asya tipi üretim tarzı meselelerin içinde yerli ve milli bir ses çıkartma gayretiyle 1967'de tezli bir tarihi roman olan Devlet Ana'yı edebiyatımıza kazandırmıştır. Bu kitapta çöküşün eşiğindeki Anadolu Selçuklularının bir uç topluluğu olan Osmanlıların sınır kaynaşmaları, savaşçı dervişler, Hristiyan şövalyeler ve Moğol tazyiki altındaki Kerim devlet düşüncesi ve pürist bir Müslümanlığın adalet ve mülk anlayışı çerçevesinde nasıl yeni bir devlet kurdukları, son derece canlı ve kaynağı Dede Korkut gibi milli metinlerden alan hoş bir destan dili içerisinde anlatılmıştır. Eser bu özelliğiyle 1968'de Türk Dil Kurumu'nun roman ödülünü de kazanmıştır. Kemal Tahir'in Karılar Koğuşu, Hür Şehrin İnsanları gibi romanları ise vefatından sonra basılmıştır. Önceleri Sovyetler Birliği tesirindeki bir markizme, bilhassa Nazım Hikmet'le tanışıklığı dolayısıyla yakınken, zaman içerisinde bu bakışı terk eden, hem milli tarihe duyduğu ilgi hem de kaynaktan beslenen yerli bir anlayışı kurmak maksatıyla yürüttüğü çok geniş kapsamlı çalışmalarda bulunan Kemal Tahir'in, bu vadideki kalem işleri ölümünden çok sonra 1989-1993 yılları arasında Notlar ana başlığı altında 15 cilt halinde yayınlanmıştır.